İşte şöyle etrafa bir bakın. Türk görebiliyor musunuz Suriyeli'den başka? Yok, yok, yok. Vallahi kimse yok. Ben geziyorum, etrafa bakıyorum. Hepsi bana yabancı yabancı bakıyor. Evet. Ben yabancıyım. Vallahi. Ben göremiyorum yani. Ben Türkiye'de Türk göremiyorum. 3 gündür İstanbul'dayım. Gece, gündüz ailemle dışarıdayım. Türk göremiyorum. Abi, her taraf Suriyeli. Çalışmadan başını kaldıramıyor. İş de yok artık. Çalışamıyorlar. Evet. Evet. Değişim şart mıydı abi? Değişim şart abi. Değişim abi, şart. Yani artık değişim yani şart abi. Dedik. Biz artık zurnanın zırt dediği yere geldik. Artık dedik bu sistem, bu ekonomi, bu insanlar değişmeli dedik ama değişmedi maalesef. Biz sürüde başımızda çobanımızla ot yemeye devam edeceğiz. Abi ot yemeye devam. Vallahi 5 yıl görürsün, 5 yıl bak. Daha bu birinci yılın başları. Evet. 30 lira oldu euro. Vallahi bile. Evet maalesef. Abi, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki başlasın Türkiye 100 yılı dedi. Abi ne Türkiye'nin yüzyılı ya? Biz eksi yüzyıldayız şu anda. Ya, artı değil. Biz eksi yüzyıldayız ya. Eksi yüzyıldayız biz. Artı değil. Tamam biz de Müslümanız. Biz de inançlıyız. Bu arada biz ben inançlıyım arkadaşlar. Ben Müslüman bir insanım. Biz de camimize geliyoruz, namazımızı kılıyoruz ama bunlarınki başka bir şey. Bunlarınki başka bir yol. Başka bir camia. Ya din üzerinden para çıkarıyor. Evet. Şey. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Yani bilmiyorum siz. Ben abi sana bir şey diyeyim mi? Şu camiye girdim. Ya Müslüman olmayan insanlar da giriyor ya. Vallahi onlar bizden iyi yer. Evet. Merhametli. Yemin ediyorum. Evet. Abi diyorlardı ki CHP gelirse camiler kapanır, başörtüler. Yok öyle bir şey ya. Ne yok öyle bir şey. Ya bu benim kızım, o benim yengem kapalı bak. Yani bizde her toplumdan insan var. Yok öyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti burası. Burası Muz Cumhuriyeti değil arkadaşlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti ya. Efendim? Eskiden vardı doğru ama artık onlar geçti. Evet onlar geçti. Reis kaldırmadı. İnsanlar kendini geliştirdi. Bilinçlendiler. Bir genç nesil olarak Türkiye'ye gelecek nesil adına söylemek istediğin bir şey var mı yavrum? Yani gençlik görünmüyor. Görüyorsunuz gençliğin halleri. Kısa bir şort giyiyoruz. Laf atıyorlar. Sen nasıl böyle giyinebilirsin? Nasıl bu şey yapabilirsin? Erkeklerin şehveti var. Bakmayacaklar yani. Herkes istediğini giyer, kapanır, açık, ruhu. Ekonomi batmış. Ben Mersin'de yaşıyorum. Mersin. Evet. Abi Suriyeliler gitsin mi kalsın mı? Gitmeli abi. Terk etmeli bu ülkeyi ya. Şu an Suriyeli... Onlar bizim din kardeşimiz diyorlar. Ya abi. Ne din kardeşi kardeşim ya? Gitsin memleketlerine sahip çıksınlar ya. Ben şu an Türkiye'de savaş çıksa ben Suriye'ye ya da başka bir şehre gitmem kardeşim. Var mı aranıza gidecek olan? Memleketinizi bırakıp kaçar mıydınız başka bir ülkeye? Ben savaşırdım canımı vere vere. Var mı burada yani vatanını milletini satıp başka bir ülkeye gidecek olan? Söyleyin ya var mı? Ben gitmem şahsım adına. Giden namussuzdur abi kendi payına ya. Öyle bir şey var mı? Kadınlar bile savaşta... mermi taşımış. Evet. Asla ve nerede asla yani? Ölümüne savaşırız, ülkemizi terk etmeyiz. Ülkesini terk edenler bellidir. Hiçbir zaman ülkesinde hiçbir şey yapmadan geldiler. Burada da nargile içerek, çayırlarda yatarak geziyorlar. Bizim askerlerimiz hala ve hala Suriyelerde ölüyor. Çatışıyorlar. Ölüyor. Çatışıyorlar. Gerek yani bizim var, Türk askeri, Türk insanı her zaman savaşmayı, her zaman ülkesine sahip çıkmayı bilmiştir. Biz Türk'üz ve her zaman da öyle kalacağız. Hiçbir yabancı bu ülkeyi yok edemez. Suriyeliler bizim din kardeşimiz diyorlar. Gitmesinler diyorlar. Ya bırakın bu palavraları ya. Kim, sen şu camide bir tane Suriyeli namaz kılan görüyor musun cuma ya, günleri? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane görüyor musun? Sen girdin mi ki camiye? Tabii ki giriyorum ya. Tabii ki giriyorum. Girdin mi? Tabii ki giriyorum. Girdiysen niye o zaman yoktursun? Ben bir tane Suriyeli görmüyorum camide. Soruyor musun sen camidekilere? Araplar hepsi kötüdür. Bak ama bak ben din üzerine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve öyle kalacak. Ve öyle kalacak. Tamam mı? Ben bu kadar söylüyorum. Öyle kalacak. Nasıl İtiraz eden yok. Tamam. Biz kadınlar erkekleri kandırabilirler ama biz Cumhuriyet kadınları, Atatürk kadınlarını kimse kandıramayacak. Biz her zaman için Türk'üz, Türk kalacağız. Bu kadar. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. En büyük Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'tür. Abla, bu kadar. Abla Suriye'ye döndü. Nerede Türkiye kaldı? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi medyanın gücü çok önemli. Medya düzelmediği müddetçe ne bu halk düzelir, ne ekonomi düzelir, ne hiçbir şey. Bak medya ne derse ertesi gün halk onu söyler. Medyanın şeyi çok önemli.
Medya bu konuda düzelmesi lazım önce. Yani medya özgür olması lazım. Medya özgür olmadığı müddetçe ne halk özgür olur, ne ekonomi özgür olur, ne hiçbir şey. Mesele ne? Ekonomi. Abi aslında ekonomi bizde var. Bizde suç ya. Her şey... Şunu sorsana. Ya bu Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu niye savaşıyor? Ya bu bırakın abi. Ben onu merak ediyorum mesela. Mesela Fatih Portakal 14 Mayıs'tan önce en büyük Kılıçdaroğlu diyordu. Şimdi diktatör diyor. Niye? İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu diyordu ki benim diyordu Cumhurbaşkanı yardımcımla burada da Mansur Bey'le beraber biz gezeceğiz. Bütün illeri gezeceğiz. Onlar benim yardımcılarım. Onlarla beraber çalışacağız diyordu. Şimdi diyor ki o ona diyor ki hadi defol git diyor artık sen diyor başarısız oldun. O da ona diyor ki sen de başarısız oldun. Sen de benimle beraber seçimde çalıştın. Sen de kaybettin diyor. Öbür gazeteciler de oradan ona diyor ki CHP'nin mesela Halk TV var ya. Şu an, bu Halk Mikrofonu. Halk TV'yi söylüyorum ben. Halk TV ile Sözcü TV şimdi şeyci olmuş. Ekremci olmuş. CHP'li il başkanı diyor ki ya diyor bu Halk TV ile Sözcü TV'ye bak ya diyor. Adamlar diyor parayı diyor CHP genel merkezinden alıyor. Gidiyorlar Ekrem'i güzelleme yapıyorlar. Ya kardeşim siz daha 14 Mayıs'a 28 Mayıs'a kadar bunların hepsi birbirini övmüyorlar mıydı? Birbirlerini ümit olarak göstermiyorlar mıydı? Şimdi birbirlerine o diktatör diyor. Efendim, iktidarı eleştireceksiniz. Hayır sen parti, devlet, hükümette olmayan bir şey eleştirmedi. Hükümet eleştirir. Problem şöyle. İktidarın muhalefet misin? İktidarda değil ki. Dur şöyle. İktidarın daha düzgün çalışabilmesi için muhalefetin de düzgün olması lazım. Ama muhalefet eğer seçimden önce ya işte Kılıçdaroğlu bu benim Cumhurbaşkanı yardımcım dediği adamı şimdi hain olarak yaftalıyorsa. Kim o hain da, olarak yaftalıyor? İmamoğlu'nu. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl nerede şey? Söyledin? Al TV'ye bak. Tamam bakıyorum her gün bakıyorum. Her gün bakıyorsan o zaman sen de Ekremcisin. Şu anda CHP ne diyor bak. Tamam CHP ne diyor. Hayır. Sen, bak şimdi Ekremci var. Kemalci var şimdi tamam mı? Bölündüler. Sen hükümeti eleştirmiyorsun. Ya ne oldu şimdi? Hayır ben şunu merak ediyorum. Partileri eleştiriyorsun. Bunlar birbirlerini seçimden önce çok güzel yağlıyorlardı, yıkıyorlardı. Şimdi ne oldu düşman oldular? Ya sen, o ona diktatör diyor. Ya, o ona hain diyor. O ona da, bilmem ne diyor. Eleştiriyorsun ya. Bir de şeyler var. Diğer bu medyacılar var. Halk TV, Sözcü TV var ya. Bunlar da Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil. Ya kardeşim bunlar değil miydi 14 Mayıs'a kadar umudumuz CHP, umudumuz Millet İttifakı, umudumuz Kılıçdaroğlu diyenler. Şimdi de diyorlar ki Kılıçdaroğlu gitsin. Diktatör zaten. 15 senedir, 13 senedir bir şey yapamadı. 13 tane. Ya 2 ay önce de aynıydı Kılıçdaroğlu. Hükümet yanlısı hükümet olduğun için ki, sen sürekli muhalefeti değil, karalıyorsun. Sen ama, hükümet yanlısı. Ama bunlar yok be. Bir günde değiştiler. Ne oldu? CHP başa gelmedi ki. CHP ne zaman başa geldi? Ne zaman geldi? İstanbul Belediyesi ne yaptı abi? İstanbul, İzmir. Belediye var abi. İzmir var. Bakırköy'e bak. İstanbul. He? Neyi var İstanbul? Halis'e git bak, tertemizdi, balık tutuluyordu, şimdi yine kokuyor. Neyi başarısız İstanbul'un? Ne yaptı İstanbul'a ya? Tabelaya asmış. 100 tane iş yaptık diye bir şey yok. 5 yılda ne hiç olmazsa dikey bahçeyi sökmesen ya. Kaç yıl? Pardon beyefendi, bir dinlemeyi öğrenin. 3 senede yaptı bu İstanbul'u. Söyleyeyim, 5 yılda ne beklediğimi söyleyeyim. 3 senede yaptı. Tayyip Erdoğan 3 senede büyük buranın belediye başkanı. Bir dakika beyefendi ya. Bir dakika. 90'lı yıllarda bu ülkede mi yaşıyorsunuz? Evet. Allah'a çok şükür. Tamam. 90...